Öykü, kızım, hoş geldiniz. Ne yaptınız? Konuşalım mı biraz? Bu adam neden hala gitmedi? Öykü yapma. Anne bu adam neden hala burada? Birkaç gün kalıp gidecek kızım. Ne? Sen nasıl izin verirsin buna ya? Neden geldin? Yetmedi mi? Daha ne kadar üzeceksin bizi? Kızım. Sakın. Sakın bir daha bana kızım deme. Ben senin kızın falan değilim. Benim babam öldü. Anladın mı? Benim babam öldü. Çık git bu evden. Öykü. Neden geldin bilmiyorum. Çık git. Git. Niyetim seni üzmek değil. Sadece çok özledim. Birkaç gün kalıp gideceğim. Sonra da hayatınızdan tamamen çıkacağım, yemin ederim. Farz et ki bir yabancı birkaç gün evine misafir ettim. Yıllar sonra hiçbir şey olmamış gibi, annemi hiç terk etmemiş, bizi hiç babasız bırakmamış gibi geleceksin. Biz de seni misafir edeceğiz, öyle mi? Onu nasıl ikna ettim bilmiyorum. Ama çık git bu evden, senin evin değil burası. Öykü. Öykü tamam. Yeter. Biz babanla konuştuk, aramızda bir mesele var. Ben onun birkaç gün burada kalmasına izin verdim, tamam mı? Eğer ben senin annensem dediğime karşı çıkmayacaksın, tamam mı? Birkaç gün kızım, sadece birkaç gün diyorum. Eğer sen benim annemsen onu şimdi kovarsın bu evden. Öykü, baban birkaç gün burada kalacak. Tamam, tamam anladım. Ama o adam bu evde olduğu sürece ben bu eve adımımı atmayacağım. Anladın mı anne, duydun mu? Sen onu burada tutarak beni kovuyorsun bu evden. Yalnız bırakma. Aklımı kaybedeceğim ya. Adam kendi evi gibi gelmiş, baş köşeye oturmuş. Öykü tamam, sakinleş artık. Nasıl sakinleşeceğim ya? Bir yandan annem, bir yandan o adam, hangisine kızacağımı şaşırdım. Bak Meral teyze sizi bile bile üzmez. Vardır bir bildiği. Hem sen babanı neden dinlemedin ki? Nesini dinleyeceğim ben o adamın ya? Bak kimse bunca yıldan sonra gelmez nedensiz. Ya en azından bir fırsat verseydin. Sen olsan verir miydin? Verirdim tabii. Siz el birliğiyle delirtecek misiniz beni? Sen o adamı affetmem için bana tek bir neden bile gösteremezsin. Neden mi görmek istiyorsun? İyi, gel benimle. Seni bir yere götüreceğim. Ya bırak, gelmeyeceğim hiçbir yere, dur. Hadi. Bir telefon geldi. Hastaneye gittim. Baban öldü dediler. Konduramadım önce. Yani benim babam hiç ölmezmiş gibi geliyordu bana. Kabullenemedim. Ne zaman başım sıkışsa onu arardım. Bazen telefon rehberimi aşağı kaydırırken onun numarasına denk gelirim. Bir türlü silemedim. Rehberimde kaldı. Ne zaman başım sıkışsa onu ararım. Açacak gibi geliyor bana. Sonra beynimin içinde o sesi duyuyorum.
Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Aradığınız kişi hiçbir zaman ulaşılamayacak. Bir gün telefon gerçekten çaldı biliyor musun? Ve biri açtı. Nasıl yani? Hani bir süre sonra ölen kişilerin numarasını satıyorlar ya. Özür diledim, kapattım. Artık arayamıyorum. Silemiyorum da. Sanki böyle küçücük şeyler onu yaşatacak gibi geliyor. Hani onlar da olmasa gerçekten ölecek gibi geliyor. Şu zaman dediğimiz olay, ölüm dedim mi tersine işliyor Öykü. Yaranı daha çok açıyor. Ve ölen kişinin bir daha asla geri dönmeyeceğini kafana vura vura anlatıyor. Herkes baba konusunda senin kadar şanslı değil Ayas. Senin baban hayatta, yaşıyor. Bence bundan daha büyük bir şans arama hayatta. Çünkü yok. Belli ki pişman. Konuşmak istiyor. Bence ona bir şans vermelisin. Olmuyorsa olmuyordur zaten. Peki yaptığı bunca şey, benim onu affetmek için hala bir nedenim yok. Bir gün babanın mezar taşını görünce neden diye soramıyorsun. Boş veriyorsun. Sadece keşke diyorsun. En kötüsü de ne biliyor musun? Bir daha asla baba diyemeyeceksin. Ve bunu kabullenemiyorsun. Ve ne yazık ki kaybedince asıl değerini anlıyorsun. Ama iş işten geçiyor. Ben babamı çok zor affettim Öykü. Hem de saçma sapan nedenlerden dolayı. Baban yoksa ona duyduğum bütün kırgınlıklar anlamsız, boş, gereksiz geliyor. Efendim Aslı. İyiyim, sağ ol sen. Tabii. Ya ben sana şirketin adresini göndereyim şimdi. Orada görüşürüz. Tamam. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok Ayas. Benim geçmişimde sadece boşluk var. Onun sevgisi yok. Hayat bazen eksik olanı başka sevgilerle tamamlar. Hadi telefonları kapatalım. Herkesten ve her şeyden uzaklaşalım. Olur mu? Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Anlamak ister sanıyor aldanıyor, uzaklaş korkularından. Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Anlamak ister sanıyor aldanıyor, uzaklaş korkularından. Süzülmek mi gerekiyor aşkın eleğinden? Hep bir engel, bin engel yüreğinden. Susuyor sanıyor gönül, ferman dinlemez. Bastırırlar bir
pişmanlık tam arkanda. Yüreğin bir daha küçülemez. Susuyor sanıyor gönül, ferman dinlemez. Bastırırlar pişmanlık tam arkanda. Yüreğin bir daha küçülemez. Söz yetmiyor böyle anlarda, çıkamıyor tenhalarından. Anlamak ister sanıyor aldanıyor, uzaklaş korkularından. Süzülmek mi gerekiyor aşkın eleğinden? Hep bir engel, bin engel. Sanıyor gönül, ferman dinlemez. Bastırırlar pişmanlık tam arkanda. Öyle hanım, bir saniye. Evraklar karışmış. Bu evrak sizin değil. Öykü Hanım'ın imzalaması gerekiyor. İyi de Öykü Hanım burada yok. Ah, bilmem, hatırlatmama gerek var mı? Ben bu şirketin ortağıyım. Çok özür dilerim ama Önder Bey'in bana ilettiği prosedür böyle. Beyefendi, anlamadınız galiba. Ben bu şirketin ortağıyım diyorum. Bakın Önlem Hanım, şirketinizin yapısına vakıf değilim. Yalnız bakın, bu evrakta Öykü Hanım'ın adı geçiyor. Aa, şişirdiniz ama bizi burada. Yani boş akbilden çıkan ses sizden daha sempatik. Beyefendi, burası Sessa Dinçer Showroom. Öykü Acar sosyete pazarı değil. Olcay. Affedersiniz kraliçem. Çok özür dilerim. Yalnız bana bu projede muhatabımızın sadece Öykü Acar olduğu söylendi. Hmm. Kim söyledi? Önder Ataman. Pekala. Öykü Hanım'ı bulursanız imzalatırsınız. Buyurun. Koca bir şirket sizin bir imzanızı bekliyor Öykü Hanım. Bilmem farkında mısınız? Üstelik telefonunuz da kapalı. Senin pozisyondaki birinin telefonu asla kapanmaz. Senin yüzünden Ataman Holding'den alacağımız ödeme 3 gün gecikecek. Bu ne demek biliyor musun? Buradaki herkesin maaşı 3 gün gecikecek. Neden? Öykü Hanım ortada yok diye. Önem Hanım, ben gerçekten yani çok özür dilerim. Söz veriyorum, bir daha olmayacak. Olmaması için elimden geleni yapacağım. Kendine derhal çekidüzen ver. Kadın haklı. Neredesin sen? Toplantılarda yoksun. İtalyanca derslerini ihmal ediyorsun. Kış koleksiyonu kapıda, umrunda bile değil. Şu an burada olduğuna bile emin değilim. Yeni problem ne? Önemli bir şey değil Signora. Yüzün öyle söylemiyor ama. Problem neyse git hallet. İtalya'da derler ki kendini bir yerlerde unutup sakın işe gelme. Hadi bakalım. Peki Signora. Hatırlıyor musun? Çocukken benim topuklu ayakkabılarımı giyerdin. Tül perdenin arkasına geçip anneye bak ben gelin oldum derdin. Ben de ay aferin benim güzel kızıma, ne güzel gelin olmuş. Kimle evleniyorsun, bir tarif et bakayım dediğimde de
böyle bir adam tarif ederdin. Tıpkı baban. Anne. Efendim. Anne, o adamı niye affettin? O adam bizi bırakıp gitti. Bir kadın için. Onu neden affettim? Ben şimdi bunu nasıl anlatayım bilmiyorum. Ben onu tam evden gönderecekken Cem'in babasına nasıl baktığını gördüm. Nasıl bakıyormuş? Öyle bir bakıyordu ki. Sanki yüzünü ezberlemek ister gibi. Belki bir daha göremem diye. Ben babanız gittiğinde onunla ilgili ne varsa her şeyi yırttım, yaktım, attım biliyorsun. Cem yıllardır görmüyor babasını. Ha zaten bu çocuk kaç yaşında ki? Bir gün bana ne dedi biliyor musun? Anne, ben babamın yüzünü hatırlayamıyorum dedi. O gün öylece kala kaldım. Çünkü insan öfkesinden gerçekleri göremiyormuş, onu anladım. Yani tamam, ben birinden nefret ediyorum ama o nefret ettiğim adamı kazıyınca altından sizin babanız çıkıyor. Ben bunu görememişim. Benim Cem'e bunu yapmaya hakkım yok. Ya düşünsene, bir baban var ve yüzünü hatırlayamıyorsun. Tek neden bu mu? Değil. Biz konuştuk Kemal'le. Başka nedenler de var tabii ama... bunu anlayabilmek için anne baba olmak gerek kuzum. Anne! Ben babamı anlamak falan istemiyorum. Biliyorum. Ne olur gelin adet. Şu birkaç günü babanla geçir. Ha benim güzel kızım. Cem için. Şimdi yani çocuk tam babasını bulmuşken bir de ablasını kaybetmiş gibi olmasın. Ne olur anneciğim. Bak gel. Gel, seni ben bir yere götüreceğim. Belki karar vermeni etkileyebilir. Hadi gel. Anne. Anne, ne olur boşuna uğraşıp üzme kendini. Ya ben o adama zaten seni üzdüğü için kızgınım. Yapma. Hop 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 hop, sakin sakin sakin, sinirlenme. Bak, ben de amatör kümede top oynadım. Bu işlerden biraz anlarım yani. Oyuncunun gelişinden hangi köşeye göndereceğini anlarsın, tamam mı? Ama karşındaki uyanık biri ise, benim gibi mesela, sağ gösterip sola vuracaktır, kandıracaktır seni. O yüzden daima topa odaklan, tamam? Her zaman gözün topta olsun. O zaman atacağı köşeyi tahmin edebilirsin. Bir de sakın erken davranma. Son ana kadar bekle, tamam mı? Tamam baba. Gönder. Geliyor. İşte bu. Baba, efsanesin ya. Aslanım benim. Bravo. Baksana Cem'e ne kadar mutlu. Onu babasından mahrum etmeyelim. Sen de gel eve. Zaten kısa bir süreliğine geldi, gidecek. İşte bu, bu kadar. Baba, büyüsün ya. Ne yapacaksın? Gelecek misin? Öykü, ne olur kararını çabuk ver.
Ben kararımı verdim anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.